Kuzey Irak'ta yaşananları şimdi stüdyo konuğumuz Orsam Ortadoğu uzmanı Bilgay Luman'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Aslında Simen de söylediği gibi protestolarla başlamıştı. Ülkede ciddi bir sıkıntı vardı. Maaşlar ödenemiyordu. En son Haziran ayında sanırım ödenmişti maaşlar. Evet, sonrasında evet. Ödenemedi. Ve bu daha sonra siyasi bir krize dönüştü. Ve KDP Goran hareketini bu protestoları tetiklemekle, daha da büyütmekle suçladı. Siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten hedef burada Barzani mi yoksa başkanlık sistemi mi bu olayları tetikledi? Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bu olayları sadece son dönemde, son 1-2 aylık süreçte yaşananlarla sınırlamamak gerekiyor. Özellikle Mesut Barzani'nin başkanlık sürecine ilişkin ve Kürt bölgesindeki meselelere ilişkin, özellikle bu bütçe ve işte ekonomik kriz meselesi 2013'ten bu yana, özellikle 2012'den bu yana çok ön plandaydı. Ki 2013'te hatırlanacak olursa Haziran ayında Mesut Barzani'nin görev süresi bir kez uzatıldı 2 yıllık süreç içerisinde. Ve bu anlamda KYB çok net bir şekilde KDP'nin yanında tavır almıştı ve özellikle Mesut Barzani'nin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması konusunda KDP ile yakın işbirliği içerisinde olmuştu. Ancak bu süreçte 2013'te yapılan, Eylül ayında yapılan seçimlerde KYB'nin KDP'nin yanında yer alması KYB'yi bir anda Kürdistan bölgesel yönetimi içerisinde 3. parti konumuna düşürdü ve Goran hareketinin yükselişini gördük bu anlamda. Özellikle Goran hareketi ne biraz dikkat çekmek lazım burada. Özellikle haberlerde de çok fazla vurgulanan bir yönetim ve bir siyasi parti Kürt bölgesinde. Goran hareketi 2009'da KYB içerisinden çıkan bir oluşum. Daha önce KYB içerisinde siyaset yapan Nevşirvan Mustafa, ki Nevşirvan Mustafa KYB'nin önde gelen siyasetçilerinden bir tanesiydi. İyi bir peşmergeydi. Daha da çok fazla kalan ve bu süreci yönlendiren isimlerden bir tanesiydi. Goran hareketini kurdu 2009'da KYB ile anlaşarak ve yeni bir Kürdistan bölgesel yönetimi için yeni bir siyasi konjonktür ortaya çıkarttı. Çünkü 2009'a kadar yaşanan süreç içerisinde 1991'de bölgesel yönetimin hani temellerinin atıldığı düşünüldüğünde ya da hani fiili uçuşa yasak bölgenin oluşmasıyla beraber 1992'de KDP'nin ve KYB'nin ortaklaşa bir hükümet kurmasıyla beraber 2009'a kadar ikili bir yönetim vardı Kürdistan bölgesel yönetiminde. 2003'te Amerika'nın işgali sonrasında 2004'te KDP ve KYB arasında stratejik bir anlaşma imzalandı ve 2009'a kadar 2 sene KDP, 2 sene KYB olacak şekilde bir hükümet yapısı götürüldü. Ancak 2009'da Kürdistan bölgesel yönetiminde yapılan seçimlerde Goran hareketinin ortaya çıkması ve Goran hareketinin ilk kez %25 gibi bir oyla bir muhalif parti olarak ortaya çıkması bölgesel yönetimin siyasetinde değişikliklere yol açmaya başladı. Nitekim o süreçten 2010-2009'dan 2013'e kadar Goran hareketi bir muhalif parti olarak göz önündeydi ve muhalif parti olarak taraftarlarını topladı. Tabii özellikle KDP'ye karşı o dönemdeki yine bölgesel Kürt yönetiminin ana yöneticisi parti KDP'ydi. KDP'ye yönelik özellikle açıklarını ortaya çıkartıcı, işte yolsuzlukların üzerine gidilmesi, bölgedeki demokratik hareketlerin engellenmesi ya da işte gazeteciler üzerine kurulan baskı, mali yolsuzluklar gibi meselelerin üzerine çok fazla Goran'ın gitmesi özellikle bölgesel yönetim içerisinde Goran'a bir sempati duyulmasına sebebiyet verdi. Bu sempati sadece bölgesel yönetim içerisinde değil, tabii uluslararası platformda da Goran'ı bir hani muhatap alır, bir dikkate alınır nokta haline getirmeye başlamıştı. Tabii 2013 seçimlerinde, 21 Eylül 2013 seçimlerinde Goran'ın ikinci parti olarak çıkması, KDP'nin hemen Goran'la işbirliği yaparak, ki Goran hiç beklemeden KDP ile iktidar partisi olma yoluna gitti, ki bu biliyorsunuz KYB'yi çok rahatsız etmişti ve KYB belki de hükümete katılan en son parti oldu. En son anlaşılan parti oldu ki yaklaşık işte 5-6 ay kadar sürdü hükümet kurma çalışmaları. 2013'ten sonra KYB en zor ikna edilen parti olmuştu. Bunda iki sebep var. Bir tanesi KDP'nin ana ortağı olan ve stratejik anlaşması olan KYB'yi göz ardı etmesi. İkincisi de Goran hareketinin Süleymaniye'de KYB'nin üstüne çıkması olmuştu. Ve KYB bu anlamda rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Çünkü KDP, KYB için birinci stratejik ortaktı ve KDP'nin belki de bölgesel yönetim adına en güçlü parti olarak ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biri de KYB'nin vermiş olduğu destekti. Çünkü KYB en son 2013 seçimlerinden önce sıra KYB'deyken, yani Berham Salih sonrası Neçirvan Barzani 2 sene başbakanlık yapmıştı. Sıra yine KYB'ye gelmişken KYB kendi hakkından vazgeçerek
bölgesel yönetimdeki hükümeti yeniden KDP'nin eline bırakmıştı. KYB genellikle yaptığımız görüşmelerde, biz biliyorsunuz çok kez bölgeye gidiyoruz, bölgede yaptığımız görüşmelerde KYB bunun kendilerine çok zarar verdiğini düşünüyor. KDP'ye verilen desteğin o yüzden oylarının azalma yaşadığını düşünüyorlar. Bu nedenle KDP'den desteğini geri çekmişti. Gora'nın da hükümete destek verir pozisyon sergilemesiyle beraber hem Süleymaniye merkezli siyasette hem Erbil siyasetli merkezde yeni dengeler oluşmaya başladı. KYB daha dengeleyici bir pozisyon almaya başlarken ana iktidar ortağı Goran hareketi olmaya başlamıştı. Ve Goran hareketi bence iktidardan beklentileri çok fazla alamadı. İktidardan beklendiği çıkarı sağlayamadı ve son süreçte özellikle Barzani'nin görev süresinin işte 20 Ağustos itibariyle dolmasıyla beraber son süreçte Barzani karşısında bir pozisyon almaya başladı. Ve ekonomik krizle birlikte işte dediğim gibi bugün bu ekonomik kriz yaşanmıyor. Aslında 2010-2011'den sonra bölgesel yönetim içerisinde ekonomik kriz var. Çünkü Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkiler Nuri El Maliki'nin Irak Merkezi Hükümeti için Başbakanlığının ikinci döneminde ilişkiler gerilmeye başlamıştı. Bunda özellikle bölgesel yönetimin kendi petrolünü çıkarıp kendi petrolünü satması ve bunun bütçeye dahil edilmesine engel olması ve bütçeden de ayrıca pay istemesi bölgesel Kürt yönetimi ve Erbil arasındaki ilişkileri, özür dilerim, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkileri gerginliğe taşımıştı. O nedenle zaten bir ekonomik kriz vardı. Siyasi krizde yani ortaya çıkınca, özellikle başkanlık meselesi problemi ortaya çıkmaya başlayınca ekonomik krizle birleşerek siyasi kriz gittikçe büyüdü. Tabii yani sorduğunuz sorunun ana noktasına gelindiğinde, yani hedef Mesut Barzani mi yoksa siyasi bir karar süreci mi? Bu anlamda her ikisi de demek mümkün. Özellikle Mesut Barzani'nin hem kişisel tek lider olarak ön plana çıkması bölgesel yönetim içerisinde, hem başkanlık makamına ilişkin tartışmalar, hem de başkanın yetkilerinin getirmiş olduğu avantajlar siyasi anlaşmazlık noktasını sürükledi. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle 2013 Haziran'ında başkanlık görevi süresinin uzatılmasıyla beraber anayasa çalışmalarının da yapılması ön şart olarak sunulmuştu. Evet. Ve nitekim 2013'ten bu zamana kadar Irak parlamentosunda anayasa çalışmaları başladı ve bildiğim kadarıyla 60-65 madde bölgesel Kürt yönetiminin parlamentosundan geçirildi. Ancak daha fazla üzerinde durulması gereken işte başkanın yetkileri, bölgesel Kürt yönetiminin sistematiği, yani parlamenter sistemi, başkanlık sistemi olacak yönündeki tartışmalar halen devam ediyordu. Tam üstüne hani bu anlaşmalar halen çözülememişken, bu meseleler halen çözülememişken bir de başkanlık süresinin dolması Mesut Barzani'nin bütün siyasi çatışmaları, bütün siyasi odak noktalarının üst üste gelmesine sebebiyet verdi ve bugün çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız bölgesel Kürt yönetimi içerisinde. Şimdi Erbil'de, özellikle Erbil bölgesinde halk çok protesto etmeye alışkın bir halk değil. Daha önce benzer olaylar 90'lı yıllarda, 92-96 seneleri arasında yaşanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bu tür çatışmalar olmuştu. Şimdi 5 kişi hayatını kaybediyor, evet, bu kısa, evet, süre içerisinde. 200 kişi de yaralanıyor. Aslında bu Erbil için terör olayları dışında siyasi anlamda yaşanan çok büyük bir olay. Ve bu, doğru, olayların büyümesinden endişe edildi. Hatta, doğru, Bağdat yönetiminden de uyarı geldi bir an önce uzlaşın diye. Az önce Simran'ın da aktardığı gibi dün yapılan bir toplantıda tarafların uzlaşması gerektiği ve gerekirse Goran hareketi olmadan yeni bir hükümet kurulması gerektiği yönünde bir karar alındı. Evet. Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Yani çatışmalar sizce büyür mü? Yoksa bir seçim mi söz konusu olur? Ya da partiler kendi arasında bir müzakere sağlayarak yeni bir hükümet kurarlar mı? Nasıl ilerler? Burada birkaç seçenek var. Öncelikle Simra Hanım'ın da belirttiği gibi mevcut şartlar altında hükümetin devamı, özellikle KDP ve KYB'nin anlaşarak ve diğer işte azınlıklar olarak ifade edilen Türkmenlerin de içerisinde yer aldığı ve İslamcı partilerin de en azından bir bölümünün içerisinde yer aldığı bir çoğunluk hükümetiyle devam etmek söz konusu olabilir. Tabii diğer bir seçenek tamamen hükümetin feshedilip yeni bir hükümet kurulması. Yani mevcut Goran hareketinin İşte milletvekilleri bakanları çıkartıldı. Bakanların yerine yeni bakanlar atama yapılarak devam edilebilir. Ya da bunun tam tersi olarak tamamen bir hükümet feshedilebilir. Yeni bakanlar atanarak devam edilebilir. Tabii en son seçenek de yeni bir seçim yapılması.
Ancak ne ekonomik olarak ne siyasal olarak şu an için ben bölgesel Kürt yönetimi için yeni bir seçim yapılma olasılığını pek fazla görmüyorum. Yani buna ekonomik olarak da hazır değil, siyasi konjonktür de çok hazır değil. Sizin de görüyorsunuz işte 5 kişi hayatını kaybetti diyorsunuz ama benim hani yerelden aldığım bilgiler daha fazla insanın hayatını kaybettiği ve 200'den fazla da yaralının olduğu. Bu nedenle hani bu ortamda yeni bir seçime doğru gidilmesi, yeni seçim propagandalarına kalkışılması partileri tekrar saflaştıracak ve çatışma dinamiklerini yükseltecek. Bölgede zaten ciddi bir gerginlik var. Yeni bir seçim bu gerginliğin artmasına sebebiyet verebilir ki en son yapılan hem 2013'teki yerel seçimlerde yani bölgesel Kürt yönetiminin kendi seçimlerinde hem de 2014'teki Irak genel seçimlerinde zaten gerginliğin ne kadar yükselebileceğini görmüştük. Evet, özellikle KDP ve KYB arasında dahi bürolar arasında çatışmalar yaşanmıştı. İşte partiler arasında dahi çatışmalar yaşanmıştı. Bu gergin ortam içerisinde yeniden bir seçime gidilmesi bence bölgesel Kürt yönetimi için şu an itibariyle ben en düşük ihtimal olarak görüyorum. Yeni bir hükümet kurulması meselesi ise bölgesel Kürt yönetimindeki krizi yine derinleştirebilir. Çünkü zaten hani bölgesel Kürt yönetimi içerisinde bakıldığında ciddi bir yönetimsel kriz var. Ve işte çok uzun zamandan beri yani 3-4 aydan beri parlamento çok zor toplanıyor. Yani bütün parlamenteri bir araya getirmek çok mümkün olmuyor. Zaten ekonomik kriz var ve bu ekonomik kriz de yönetilebilir pozisyonda değil şu an itibariyle. Sizin de söylediğiniz gibi en son Haziran ayındaki maaşlar verilebildi. Temmuz ayında sadece ki IŞİD'le mücadele kapsamında düşünüldüğünde peşmergelere maaş ödendi ki buna rağmen halen peşmergelerden kaçış olduğu ya da peşmergelerin bir kısmının silah bırakmaya başlandığı söyleniyor. Bu da Erbil için ciddi bir tehdit. Yani her ne kadar içsel bir tehdit olmakla birlikte aynı şekilde dışarıdan da bir tehdit söz konusu olabilir ki Erbil belki de hani 2003'ten bu yana hesap edildiğinde en sıkıntılı dönemini 2015 içerisinde geçirdi. Yani Amerikan Büyükelçiliği'nin yakınına kadar IŞİD tarafından saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı düzenlendi. Erbil Valiliği'nin önünde saldırılar düzenlendi. Bunlar çok kritik noktalar. O yüzden zaten böyle bir hani esas sıkıntı var. O nedenle yeni bir seçime yeni bir hükümete gidilmesi bu yönetimsel krizi derinleştirebilir. Tabii en son seçenek olarak da işte mevcut hükümette devam edilmesi söz konusu olabilir. Şu an en iyi ihtimalle bu gözüküyor. Tabii önümüzdeki süreç içerisinde Goran hareketinin tavrı çok önemli olacak. Şu an Nevşirvan Mustafa'nın İngiltere'de olduğunu biliyoruz. Halen hani bu kadar bölgede olaylar olurken Nevşirvan Mustafa'nın bölgede olmaması o da ciddi bir soru işareti bence. Bu nedenle Goran hareketinin tavrının ben önemli olacağını düşünüyorum. Goran hareketi eğer kendini geri çekip tekrar o muhalif pozisyona dönmeye kalkışırsa olayların derinleşmesi muhtemel olabilir. Ancak ben 2003'ten bu zamana kadarki kazanımların geri çevrilmesinin ne Goran'ın işine ne de KDP ve KYB'nin işine gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz yani Irak'ta ciddi bir istikrarsızlık ve güven problemi var, güvenlik problemi var. Belki de bölgesel Kürt yönetimi Irak'ın en güvenli yeri olarak ifade ediliyordu. Şimdi Erbil, işte Süleymaniye ve Duhok'ta bir gelişmişlik yaşanırken, Irak'ın diğer kentlerine nazaran ciddi bir kalkınma yaşanmışken herhalde hani Kürtler de daha rasyonel düşünüp bu sürecin geri çevrilmesini pek fazla istemeyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Şimdi Simla da söyledi, dün akşam dün gerçekleşen görüşmelerde Erbil ve Süleymaniye'nin kesinlikle ikiye ayrılması, Kürt bölgesinin ikiye ayrılması gibi bir şey söz konusu değil dedi. Ama sizin söylediğinizden ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Goran hareketi Süleymaniye'de KYB'ye kadar etkili bir oluşum artık. Evet, oradan evet. Çünkü birinci parti olarak çıktı seçimlerde ve temsil sayısı da çok fazla. Şimdi eğer söylediğiniz gibi olursa Goran hareketi tekrar muhalefet tarafına geçerse ve bu olaylar büyürse böyle bir şey mümkün değil dediler ama olma ihtimali nedir? Yani Kürt bölgesi ikiye bölünür mü Erbil ve Süleymaniye şeklinde ileride önümüzdeki süreçte? Ya bu her zaman bir ihtimal. Bu ihtimali de göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü halen 2003'ten bu yana Erbil ve Süleymaniye'nin ne Maliye Bakanlıklarını ne de Peşmerge Bakanlıklarını birleştiremediğini biliyoruz. Yani halen aslında bölgesel Kürt yönetimi tek bir yönetim gibi gözükse bile halen bir ikili yönetim var bu anlamda. O yüzden hala bu bir ihtimal olarak duruyor. Tabii KDP ve KYB arasındaki çekişmede hem Erbil merkezli olarak hem de Kerkük merkezli olarak halen devam ediyor. İşte 2014'te Irak genel seçimlerinde yaşanan çatışmalar bunun en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Yani özellikle Kerkük'teki petrolle dikkate alındığında Kerkük'teki üstünlüğün ve Kerkük'teki etkinin kim tarafında olacağı belki de bölgesel Kürt yönetiminin geleceğini şekillendirebilecek bir
mesele haline gelecek. O yüzden halen her iki taraf arasında bir çatışma ve bir çekişme var. Çatışma boyutu hani çok yüksek olmasa da halen bir gerginlik mevcut. Ama genel itibariyle bakıldığında hem artık KDP'nin de hem KYB'nin bölgesel Kürt yönetiminin kazanımlarını geri planda ben görmeyeceklerini düşünüyorum açıkçası. Bu konuda her iki tarafında açıklamalarına bakıldığında tekil yönetimin devam ettirilmesine yönelik bir algı var. Çünkü bölgesel Kürt yönetim sadece kendi iç dinamikleriyle bağlı bir yapı değil. Yani özellikle hem Irak merkezi hükümetiyle ilişkiler, Erbil-Bağdat ilişkileri düşünüldüğünde hem de bölgesel Kürt yönetiminin Suriye meselesiyle ilgili pozisyon düşünüldüğünde, bölgedeki eşit varlığı düşünüldüğünde bu ikiye ayrışma ya da hani ikiye bölünme meselesi bölgesel Kürt yönetiminin kazanımlarını daha fazla geriye atabilir. O nedenle ben önümüzdeki süreç içerisinde KDP ve KYB'nin iki ana aktör olarak yeniden uzlaşabileceğini düşünüyorum. Konuşmamızın başında şunu söylemiştik. Goran hareketi KYB içerisinden çıkan bir oluşum. Ve KYB ile tabanları örtüşüyor. KYB'nin yeniden Goran hareketinin tabanını organize edebilmesi ve yeniden kazanabilmesi Goran'ın hani geri plana düşmesine ve bu olayların sakinleşmesine sebebiyet verebilir. Şu ana kadar hani bildiğimiz ve görebildiğimiz kadarıyla KYB Goran hareketinin tabanını da sakinleştirmeye çalışıyor. Ve daha orta yolcu, Simine Hanım'ın söylediği gibi daha uzlaşmacı bir tavır bu anlamda sergilemeye çalışıyor. Bölgede KYB şu an biraz daha hani yükselen parti konumunda diğer güçlere nazaran. Bu anlamda iki kazanımı olacak. Bir, yeniden iktidar ortağı olacak KYB. Bu anlamda bir kazanım sağlayacak. Hem de Goran'ın yükselen etkisini geriye çevirmiş olacak. O yüzden eğer KYB iktidar ortağı olarak kalmaya devam ederse tabii bölgedeki ekonomik gelişmişlikten de faydalanacak. Biliyoruz yani her ne kadar bölgede ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşansa da, bir bütçe krizi yaşansa da halen bölgesel Kürt yönetimi yaklaşık günlük 350 ila 400 bin varil petrol satıyor ve bundan ciddi bir kazanç elde ediyor. Zaten Barzani'ye yönelik en önemli eleştirilerden bir tanesi ekonominin de tek taraflı elde tutulması ve bunun gerekli şekilde ve adaletli bir biçimde dağıtılmadığına yönelikti. En azından KYB bu konuda KDP ile uzlaşırsa ve buradan elde ettiği kazanımlarını tabanına yansıtabilirse, Süleymaniye'ye yansıtabilirse bu olayların ben hani uzun kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede sönebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum size.